Kolay gelsin, hayırlı işler. Başkanım hoş geldin, Allah razı olsun. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Haber olsun. Hoş geldin. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere bugün buraya bizi onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve şahsındaki tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretimizde 4,5 yıla yakın Büyükşehir'imizin neler yaptığını ve geri kalan 6 aylık sürede neler yapabileceğini ve 2019-20'li yıllarda da neler yapılacağını istişare edeceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine hoş geldiniz diyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yüce Mevla'nın mahcup etmesin, yar ve yardımcısı olsun. Toplantımız hayırlara vesile olması diliyorum. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ben de öncelikle Aybastı Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve Aybastı Belediye'mizi çok kıymetli çalışanlarına, İdarecilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan ben de hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Bilindiği üzere ilçe gezilerimizin bugün 5.sini gerçekleştiriyoruz. Öğleden sonra da inşallah Kabataş'ta bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları, yapılmakta olanları, planlananları, eksik kalanları ve bundan sonraki talepleri de dikkate alarak gerek muhtarlarımızdan, gerekse belediyemiz ve çalışma ekibimizden İstişari mahiyette bilgileri alıp temel değerlendirmeyle buradan ayrılmış olacağız. Aslında gönül seferberliği içerisinde buradayız. Her zaman ifade ettiğimizi tekrar etmekte fayda var. Bir gönül birliği halkımızda kurduk ve bu gönül birliğini inşallah geleceğe en iyi şekilde taşımak için gerekli gayreti, çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün bu çerçevede bizi Aybastı'da ağırlayan çok kıymetli ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, teşkilatlarımıza, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve Aybastı halkına çok teşekkür ediyorum. Onların gönülden samimiyeti bizi son derece mutlu etti. AK Parti'mizin bundan sonraki süreçte de Aybastı'da bugüne kadar elde ettiği en yüksek başarıyı tekrar etmesi ve bu vesileyle de bugüne kadar AK Parti ölçeğinde yönetilmiş olan bir ilçemizin bundan sonraki süreçte de aynı duygularla yoluna devam etmesini diliyorum. Ve her zaman göz bebeğimiz olan Perşembe Yaylası gibi turizm cennetine sahip olan Aybastı ilçemize tekrar ben teşekkür ederken çalışmalarımızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.